Silahlı saldırıya uğradınız mı? Uğradılar. Baba bir kere, beş kere, on kere geldik. 25 milyon dolar bir gecede kaybettirdiler. Ömer onları tezgahını kırıyor, şakır çıkır bütün parasını alıyor elinden. Niye biliyor musun? Parayı verdirecek, beni boğacak. O zamanlar gazinocular kabagayların elindeydi. Hepsi kabagaydı. Yani sahipleri. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geçmişte yaşanmış olaylarla bir devrin kapanan meşhur gazinolarının yaşayan kralı olan Akçan Koçoğlu ile birlikte yaptığımız röportajı yayınlayacağız. Kendisi Semiramis Gazinosu'nun sahibi, kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ın ortağı Oflu İsmail ile birlikte Semiramis Gazinosu'nda yaşanan çıkan olaylara ilk gözden şahit olmuş Akçan Koçoğlu bizlere anlattıklarınla bir devir nasıl geçmiş izleyeceğiz. İyi seyirler. Gazinoların sahiplerinin %99'u garsonluktan gelmek. Gazino işine ilk olarak nerede başladınız? Gazino işine ilk olarak Semiramis'te başladım. Orayı siz kurdunuz değil mi? Yok. Orayı halam oğlu kurdu. Halam oğlu Oflu İsmail Ölge, Ölgür Gönlü. Şey yapardı, Ölge yani İsmail. Sonra Kaşkül yurt dışına gitti Oflu İsmail. Evet. Ben el hakkım oraya, halamın oğlu gör. Parasını ödedim, aldım orayı. Semiramis olarak aldım. Sonra onu yanına gece kulübü açtım. Pierre oğlu. Onun ismini de Zeki Müren koydum. Allah rahmet eylesin. Piero ismini Zeki koydum. Semiramis için yanına Piero'yu açtım. Sonra gazinonun bu tarafındaki yeniden Orient Gazinosu'nu açtım. Orient Gazinosu'nu ben açtım. Piero'yu ben açtım. Semiramis'e açık olarak aldım. Gazinoculuğa atlamamın sebebi vardı. O zamanlar gazinocular kabagayların elindeydi. Hepsi kabagaydı. Yani sahipleri. Onu Oflu İsmail öldürdüğünden beri o da yani kazayla öldürdü. O da doğru ki artık eğleniyoruz falan gibi. O da eğilmiş ki burasının gamsızına girdi. Aynı. Mecburen onu alıp Semiramis'i ikame ettirmeye mecbur kaldım. O zamanlar Paskale, Kuda Pazarları, kentin şeylerim vardı. Marketler zincirim vardı. Hepsinde benim kafama geçirirlerken, Semiramis olmasaydı, yani işletmeseydim, korku Semiramis'in kapaklı gelirken. O yüzden gazinoyu atladım ve gece kulübünü atladım aynı zamanda. İkinci gazinoyu aşkım, bir de bebeği biliyorsun. Evet. Balkan limanının oradaki yazlık aşkım. Onları ben kendim aşkım. Semiramis'in yazlığını aşkım. Gazinoda kimleri meşhur ettiniz? Aklı hayaline giren hepsi. İstisnasız aklı hayaline giren. İnternetten çeken girersen hepsini görürsün. Yani aklına kim gelirse çalışır. Unutamadığınız bir anı var mı bu ünlü sanatçılarla? Buradan büyük. Alkırka gazino, gazino kır, üstte canzanem var. Hepsi girer çıkardı. Girmeyen yok. Önce orayı basıp girmeken burada aşağı inemez. İnsanlar da pencereler gibi. Peki Adnan Şenses'le aranız çok iyiymiş. Çok ama Adnan da bana kazık kalktı. Bir sanatçılar gibi ama şöyle söyleyeyim sana. Sen eskiyi bilir misin? Paşam Kavarnayı. Yok. Orada konuştuk. Onun menajeriyle anlaştık. Çok gece gündüz beraber oldum. Hayatım boyunca beraber oldum. Ta ölünce son nefesim gene kalktı. Biraz önce anlattım. Ya gece akşam menajeri. Adnan mesela kaç lira alıyor gece? 50 bin lira gelip atıyorum rakamı yani unuttum gitti. Orta sene önce. Şimdi günkü şöyle yapalım. Fiyatı yükselsin diye. Evet. 20 gün çalışacak diye günkü. Evet. Ya 10 günde gibi yava çalışsın. 30 gün parayı ona göre ayarlayalım dedi. Çok ücret alıyor gözüksün. Tamam bunlar olsun dedi. Ücret eder ki. Ulan 20. gün bitti. Baktım aklım toplanıyor. Ne lan? Oğlum lan bu kızım. 10 gün vermem gün fazla. Küme ver. Felike. Menajer Felike. Felike çıksın sahneye. Aynen böyle aynen. Aynen. Ben kabul etmem ki. İki kere silah aldım ben. Yukarı. Söylem lan aç ağzını. Gel vuracağım falan gel köpe. Böyle kafama sıkarım ona gene yapmam. Ya bu keke. Ben de biliyorum ama bana niye sormadın ki? Anam deyince en güzel anım bu. Ya hepsi neler neler oldu. Bülent Ersoy da çıktı. Oh, hepsi çıktı.
Yalnız şunu söyleyeyim, en çok dikkat ettiğim ve sevdiğim bir tek anonimi hatırlattım sana. Nazan Şoray bakım müziğinde çalışıyor. Program var biliyorsun, benim programım var. Yaş günü, hep paska maske yapmışlar. Nazan sahneden inecek, Türkan Hanım gelmiş, annesi gelmiş, orada paska kesecek. Şefler müdürler gelmiş ki, Akçen Bey müsaade etmez. Ben geç Nazan'ı severim. Şeyi ki, Türkan'ı daha çok seviyorum. Bunu üstü yazıhaneye geldim ya. Baktım ki Türkan, Türkan'ı yazıhaneye geldiler. Akçen'cığım bir şeyimiz var. Ne var? Ne işimiz var? Böyle böyle. Yaş günü işler, paskayı keseceğiz. Bak dedim, Türkan'cığım. Bana gözkere olsun diye kafana sık desin, sıkarım seni kırmamak için. Ama sahnede çalışan çıkmış biri, ben masaya oturtmam, oturtmam. Mümkün değil yani. Prensip. He? Prensip. Prensip. Önce çıkarlar, yani Maxim çıkar, gider arabayla gider. Kabul eder, o ben ekme. Sahneye çıkanı, ama benim bir şartım var. Ne der? Ben burayı boşaltırım. Üst kalkın. Gelin. Herkesi oradan çağıracağınızı çağırın. Evinizden de çağırın. Orada program yapın. Paskanızı kesin, şununuzu kesin. Ama sahneye çıktığı için oraya yere oturamazsın. Ve kabul etki oturtmak. Bu da güzel bir anıdır. Gazinolarda silahlı saldırılar falan oluyor. Oldu tabi. İşte İsmail buluka orka buluka. Oflu İsmail. Daha bir söyleyeyim sana. Sahnede o zaman kim vardı? Esengül. Esengül kim? Esengül benim sekreterim. Bakırköy'de ben de yanımda çalışıyorum. Esengül Ermeni'dir. Bakırköy'de ben ilk başına ben gittim aldım buradan. Çıkartıp boynuna gitmiş mi? Ki o kimse öldürmedi. Uzaklarda aramam, çünkü sen içimdesin. Esengül sahne geyken biz aklına şey bulup geliyoruz. Silah atıyor İsmail. Bulup geliyor ya İsmail kardeş. Çok da samimiler. O sıra gel. Milyarların üzerinde para ikisine gelecek. Hollanda'dan. Amsterdam'dan para gelecek. O gece para da geldi. Onu da İsmail aldı kaçtı. Ondan sonra eğleniyoruz kardeş diyor. O da bırakmış. Ya İsmail ne yapıyorsun? Silahı koyacağını dökerken değiyor öyle. Ve ölüyor. Çocuklar İsmail'e atıyorlar. Bizim erkekler atıyorlar. İsmail aka aka kaçıyor. Kaçarken merdivenlerin aşağıda merdiven de asansör yoktu. Sonra ben yaptım asansörü. O zaman yoktu asansör. Merdivenlerden aşağı inerken ben elimde tabancayla ben de atmaya başladım. O sırada kaçtı, bitti ve kehakta kürkeken yok oldu. Cinayet masası müdürü vardı, amiri. Ne ateş, bilmem ne ateş geldi. Emlak müdürü de Hayri Kocaklıoğlu, Muzaffer Kara. Ben de aynı dakika oradan oraya gittim. Osman Bey'den sirkeci, o zaman emlak sirkeciydi. Orada hadiseler yaptık. Hayri Kocaklıoğlu çok tanrı arkadaşımdı benim, dostumdu. Çünkü onun benim amcam onun sınıf arkadaşıydı. O da valiydi, o da valiydi. Orada başladık, Allah rahmet etsin. Recep Orgulu vardı. Onu yollamış bana Recep Orgulu'yu. Adamlarla beraber geldiler. İsmail'in şeyi Laz'ı öldürmeye geliyorlar. Kimse karışmayacak dedim. Bunu ben varım. Kimseye sokma. Ve hiç kimseye şey yapmak. Demirel başsavcı, İstanbul başsavcısı. Bunları yazan için, konuşanlar geçtiği için bilmeni istiyorum onu söyleyeyim. İsimlerini bundan veriyorum. O sırada onu açarsın, internetten bunları bulursun. Recep Orgulu'yla beraber oradaydık. Kabul etmedim, yollattım, biz çarpıştık, orada keşke gitti, onlar da kaçtı. Hollanda'ya oraya oradan gittiler. Neden kapandı gazino? Kapanmak yok. Türkiye'deki bütün gazinolar kapandı. Hepimiz beraber kapattı. Maxim de aynı kapattı. Bebek de aynı kapattı. Aşiyan da aynı kapattı. Temiramis de aynı kapattı. Aynı kapattı. Hiç yok. Öyle herhangi bir şeyden yok. Ha, neden kapattı? Söyleyeyim. Televizyonlar çıktı, gazinolar öldü. Millet gazinoya gelip büyük para vermek lazım, evde açıyor televizyonu, içiyor.
İşte ondan kapandı. İyi paralar kazandırdı mı gazino? Hayır. 5 kuruş kazanmadım. Allah'a, Kur'an'a, mezhebe, babam anamın yoluna yeminle gelip 1 lira kazanmadım. Çok da zarar ettim. Ne geldiğini anlatayım mı? Bak. Sen hiç gazinoda çalıştın mı, ettin mi biliyor musun? Yok. O zaman zor anlarsın. Şimdi sahneyi açmış arkadaş. Bak burada, orada, orada. Bakıyor, bunları da ayarlamışlar. He? Ben gel rakkese. Var 30 kişi var, 70 kişi, 80 kişi var. Bir gün gazinoda ne yapar biliyor musun? Tık! Konta kaçtırır, kapatır. Sen de çalışmayınca, sen bir yemek parasını alın. Bizken beyaz kolga bizken olsun. Kapatır, sahne kapatsın, program yapmasın. Zeki çıkacak, Biren çıkacak, Zengin Akçak, Ben Yaza çıkacak. Ayrıca saz var. Berkan Üskügar'la, Adnan Üskügar'la hepsini. Bunlara para vermeyecek. Ha, ben böyle bir şey yok. En öne otururum, bacak başka Üskügar'ın içkimi kalırım. Program devam etsin. Çünkü niye? Pastane, butik, market. Kapazım, kazım, gazınlarım var hepsi orada. Kulüplerim çok. Kulüp yani dernek. Anladın mı? Kulüp çünkü dernekten para geliyor. Ayrıca Ömer Topal'a da ortağım. Bu yüzden herkes benden çalışırdı. Beni öyle olunca para kazanırlar mıydı? Yok. Hepsi kontak yaptırırdı. Sanatçılar bir kuruş alamaz, saz alamaz. Orkestra alamaz parayı. Sen Bakırköy'ü biliyorum Gekin. Burger King'in olduğu yeri de biliyorsun. Evet. Değil mi? Evet biliyorum. İsmini bilmiyorsun ama. Sanifane ismi. Oğlum Ayla Holding'lik. Biz şey var ki bu alem, geç alemin en büyük adamı öldü. Planka kralı var ki Ambers'in. O gel, var ki yanımız gel. Epey kaldı korku. Oğlum sen Malakalı Hüseyin biliyor musun Hüseyin Ağa? Onun kardeşi var Necek Gençer. 25 milyon dolar bir gecede kaybettirdiler. 25 milyon, milyon dolar. Holding'den. Bak, Agil Işık binası var biliyor musun? Biliyorum. O bina benim kökten beni. 1 lira almadım, 1 lira o binada. İlk Bakırköy'deki şeyim de orası, çarşımda. Burger King'in olduğu yerde sanifaneydi benimki. O ta heykele kadar hepsi benimki. Ayrıca de otobüslerin kalktığı yerdeki kantinler benimki. Hepsi gitti. Hiç önemli değil. Ama sıhhatten sağlam kaldım. Silahlı saldırıya uğradınız mı? Uğradım. Baba bir kere, 5 kere, 10 kere değil ki. Hangisini söyleyeyim? Sana anlatıyoruz. Bir defa hiçbir şey yoksa kazino şey, kumarhane sahipleriyiz. 3, Ömer Topal'la ortağı. Hepsi biz mi? Okullerin hepsi beraberiz. Ortağız. Bunlar silahsızdır. Ekmekleri yemezler ki. Ömer Topal nasıl öldüğünü biliyor musun? Hak yemeyeceksin. Adaletli olacaksın. Adamın babasından, gegesinden kalan yeri varken. Kansuz Şiller'in villasını biliyor musun? Onun yanındaki villa. Ben yokum. Ankara'dayım. Bir arkadaş geliyor. Ha onu bilirsin. Dur. Yeğe. Galatasaray Lisesi'nin karşısında yeğe. Kuru yemiş var. Onun sahibi bir de bacanak lokantası var karşısında, onun sahibi geliyor. Ömer onları tezgahını kırıyor, şakır çıkıyor, bütün parasını alıyor elinden. Hepsini. Ben geldim, bir defter, hamile bunun gibi bir defter, böyle yaprak sayfa. Ağabey, şu kadarı senin, yarı benim, yarı onun ya. Bu ne ya? Ceyhe Erkan gelmiş oraya. Ulan bunlar ne olmaz, kabul etmez. Oh. Ne aldı? Al paranı. Ben istemiyorum. Senin de paranı ökeyim. Binasını, hacizden, babasından kalmak binaya aldı. Şimdi aradan zaman geçti. Önce Kıbrıs'ta başladık. Kıbrıs'ta ortaklık. Buraya geldi. Yok dedim. Hiçbirine girmedim. Bir futbolcu var diyor. Neydi ismini bilmiyorum ya. Karabiye Okeli'nin kumarhanesine aşkılar iki kişi. Onlara yer verdi Ömer. 15-20 tane o zaman vardı. Kıbrıs hariç. Geziyor, paralar toplanıyor. Büyük paralar. Havaalanının bu tarafı. Orada bir yere açtı, merkez yaptı. 20-30 tane muhasebeci orada. Doluyor, paralar geliyor oraya. Ben de 50 kere gördüm. Hakkı para lazım diye bir gün para aldım. Basıyor düğmeye, tabela çıkıyor. Kan kan lan paralar iniyor, gözüküyor. Büyük paralar. Bir gün okuyorum, para lazım oldu bana.
Gittim Ömer'e. Hep söylerim ya, kapıcılıktan adam olduk diye. Adam Polak'ın bir oteli var ya orada, Florya'da. Evet. Oradan oraya geçtim, o bana geldi, otelin şeyine. Para lazım dedim buna, ver. Şöyle gökyüzünde böyle bir şey, ince. Burası'nın geçisine. Geldim. Dedim, ne lan bu dedim, gebersinler, bu ne senin dedim. Vuramazlar kimse. Para ver dedim. Agelişik binasını, o binanın şeyini götürmek iste benden, onun tek sahibi benim. Bana günde 1 milyon dolar ver dedim. Olmaz, vermem dedim. Niye? 10 milyon ver. Çarka 10 milyon verin akşamı. Niye biliyor musun? Parayı verdirecek, beni boğacak. Oldum olası biliyorum, oldum olası peşimde. Başka benim büyükler, doğru yerler, yazılıklar. Orada cami yaptırdım. Güzelce, eski çöplüktür orası. 5 villa vardı, biri benimki. Onları götürecek. Bunların hepsi hakkattır. Var mı soracağım başka? Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet olun.